Değerli öğrenciler, bu dersimizde geçmişten günümüze sınıflandırmanın nasıl yapıldığını örnekler vererek anlatmaya çalışacağım. Biyolojik anlamda sınıflandırma, canlıları bir takım ortak özelliklerine göre hiyerarşik olarak bir düzene koymaktır. Sınıflandırma sonucunda canlıların akrabalıklarını gösteren bir düzenleme ya da bir sistem ortaya çıkar. Günümüze kadar 3 farklı sistemde sınıflandırma yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bu sınıflandırmalar yapay, doğal ve filogenetik sınıflandırmalardır. Yapay sınıflandırma bir ya da birkaç karaktere bağlı olarak yapılan sınıflandırmalardır. 1880'lere kadar yapılan sınıflandırma bu tip sınıflandırmadır. Yapay sınıflandırma oluşturulan gruplar hakkında önceden bir fikir vermez. Çünkü yapay sınıflandırmada birbirleriyle ilişkisi olmayan canlılar bir araya gelir. Örneğin kırmızı meyveli bitkiler dendiğinde aklımıza ilk olarak çilek, kiraz, vişne, elma, domates, biber bitkileri gelir ve aynı grup içinde değerlendirilir. Yapay sınıflandırma belirli amaçlar için uygundur. Örneğin bakteriler boyanabilme özelliğine göre gram pozitif veya gram negatif olarak ikiye ayrılır. Bu ayrım yaygın olarak kullanılmaktadır. İçindeki etken maddelere göre bitkiler sınıflandırıldığında efedra bir açık tohumlu bitki, atropa kapalı tohumlu, iki kotilodonlu bitki ya kapalı tohumlu tek katilodonlu bir bitki aynı grupta toplanır. Çünkü üçü de alkoloid içerir. Aşağıda efedra, atropa ve komvallarya türlerine ait resimleri görmektesiniz. Morfolojik olarak da birbirlerine hiç benzemediğine dikkat edin. Doğal sınıflandırma Doğal sınıflandırmada çok sayıda ayırt edici karakter kullanmak esastır. Doğal sınıflandırmada temel birim türdür. Türler uyuşmaz karakterlere esas alınarak birbirlerinden ayrılırken aralarındaki ortak karakterler esas alınarak benzerliklerine göre değişik gruplar içerisinde toplanırlar. Doğal sınıflandırmada ortaya çıkan hiyerarşik sıra kağıt üzerinde küme grafiği Buradaki şekilde görüldüğü gibi veya kutu içinde kutu grafiği buradaki şekilde görüldüğü gibi gösterilebilir. Şekil 10'da küme grafiği şeklinde bir sınıflandırma görmektesiniz. Bu grafikte en üstte gördüğünüz siyah kutular, yukarıdaki siyah kutular işaretledim her biri taksonomik kategorilerden herhangi bir grubu temsil ettiğini düşünebilirsiniz. Bu kategoriler familya, cins, seksiyon, tür ya da alt tür ve varyeti olabilir. Grafik üstünde görmüş olduğunuz siyah yuvarlaklar ise burada görmüş olduğunuz yuvarlaklar siyah kutulardan oluşmuş grupların günümüzde yaşamayan ortak akraba taksonları olarak düşünebilirsiniz. Şekil 11'de şekil 10'un farklı bir gösteriş şeklidir. Bu şekilde şekil 10'da olan dikey çizgiler yerine kutular içerisinde kutular görünümlü gruplar görülmektedir. En küçük kutular ve bu kutular içerisinde yer alan siyah kutulardan oluşan gruplar burada işaretlediğim gibi iki şekilde de aynı olduğuna dikkat edin. Buradaki bir siyah kutudan oluşan grup, şuradaki bir siyah kutudan oluşan grup, yukarıdaki tam yerini bulmak gerekirse şurada işaretlediğim tek bir siyah kutudan oluşan grubu temsil eder. Buradaki 9 küçük siyah kutudan oluşan grup ise yukarıdaki şurada işaretlediğim 9 kutuyu temsil etmektedir. Burada sizlere önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu konuyu öğrendikten sonra Simpson'ın Bitki Sistematiği kitabının ilk kısımlarını daha iyi anlayacağız. Filogenetik sınıflandırma. Morfoloji, sitoloji, moleküler genetik, biyokimya gibi biyolojinin çeşitli dallarında elde edilen yeni bulguların sistematikte kullanılması ve fosil kanıtların çoğalması canlıların evrimi ve filogenisi hakkındaki sınıflandırmaları daha güvenli bir hale getirmektedir. Filogenetik sınıflamalarda oluşturulan sistem grupların farz edilen evrimini gösteren ...bir filogenetik ağaç, buna kladogram diyoruz, şeklinde gösterilir. Klad kelimesi latince dal anlamına gelmektedir. Bu sınıflandırma şekline ise kladistik denmektedir. Kladistik sınıflandırmada önemli olan bazı tanımlar bulunmaktadır. Şimdi bu tanımlar üzerinde duralım. Kladistik sınıflamaya başlamadan... Öncelikle bilmemiz gereken soy ve soy hattının ne olduğudur. Soy bir canlının geçmişten günümüze kadar yaşamış ve yaşayan tüm akrabalarıdır. Soy hattı ise bir canlının geçmişte yaşamış tüm akrabalarının kladogram üzerinde izlediği yoldur. Şimdi bunu Simpson'ın Kitabından bir şekilde anlamaya çalışalım. Şekil 1-6'ya bakmanızı istiyorum. Bu şekil kladogramların aslında basit çizgiler olmadığını, bu çizgilerin kladogram üzerindeki taksonlara ait soyları ve bu soylara ait soy hatlarının olduğunu göstermektedir. A şekline bakalım biraz büyüterek. Evet. Burada büyük koyu elipsleri yani sporofitleri sporofitin iki genoma sahip olduklarını biliyorsunuz. Beyaz ve siyah küçük elipsler burada gördüğünüz erkek ve dişi gametofiti gametofitin de en genoma sahip olduğunu biliyorsunuz. Yine beyaz ve siyah küçük daireler şurada görmüş olduklarınız gametleri erkek için sperm ve dişi için yumurta hücresi diyoruz göstermektedir. Buradaki canlıların gelişim evresini anlatacak olursak sporofit sporları bu gördüğünüz küçük yapılar, sporlar, dişi ve erkek gametofiti, gametofitler, gametleri, gametler de birleşerek tekrar sporofiti meydana getirmektedir. Şekil B'ye baktığımızda, Şekil B, yan tarafta, biraz daha büyütelim. canlının tüm akrabalarının gelişim evrelerinin hep birlikte soyu oluşturmakta olduğunu görmektesiniz. Buradaki sporofitlere dikkat edelim. Zaman içerisinde soy kendini çoğaltarak günümüze kadar devam etmiş. Şekil C'ye baktığımızda ise şekil C burada. iki tane türe ait soyları ve bu türlerin oluşturduğu soy hatlarını görmektesiniz. Tür 1 ve tür 2 günümüzde tür 1 ve tür 2'nin en uzak akrabaları tür 1 ve tür 2'nin en yakın akrabaları da buralarda. Kladogramın başlangıcından belli bir zaman süresine kadar bir canlıya ait soy içinde akraba bireyler, popülasyonlar çoğu olarak bir soy hattı oluştururlar. Şurada görmüş olduğunuz bir soy hattıdır. Bu zaman içerisinde soyu oluşturan bireyler üzerinde bir ayrım oluşmaktadır. Bu ayrım popülasyonun parçalanmasını sağlayan ekolojik, coğrafik ve sonucunda eşeysel bir ayrım olabilir. Böylece geçmişte bir zaman süreci içerisinde, şuradan hiza alırsak, şu zaman içerisinde farklı bir türün soy hattını oluşturacak şekilde kladogram üzerinde dallanarak günümüze kadar soy hattının ve bu soy hatlarını oluşturan popülasyonların geldiğini görmekteyiz. Şekil 2.1'e baktığınızda kladogramların V ya da U şeklinde dizayn edildiğini görmektesiniz. Soy hattı boyunca siyah kutular burada görmüş olduklarınız apomorfileri bir soy hattından ayrılarak yeni bir soy hattının oluştuğu noktaya şurada gördüğünüz noktalar not iki not arası neyse şurası ve şurası arasındaki bu bölgeye ise internot denmektedir. Şimdi ders notlarımıza geri dönelim. Filogenetik sınıflandırma Fenetik sınıflandırmada olduğu gibi tüm karakterler yerine sin apomorfi denilen ve taksonlar arasındaki paylaşılan türemiş karakterleri dikkate alınarak yapılan sınıflandırmalardır. Filogenetik sınıflandırmada her karakter fenetik sınıflandırmada olduğu gibi eşit değerde değildir. Karakterler ki bunlar morfolojik biyokimyasal ve moleküler özellikler olabilir. Plaziyomor, apomor ve otoapomor olarak adlandırılır. Şimdi bu karakterlerin ne ifade ettiğini aşağıdaki kladogram üzerinden inceleyelim. Bu kladogramın yan tarafındaki zaman skalasına baktığımızda geçmişte belirsiz bir zamanda başlayarak şuradan 250, 200 ve 65 milyon yıl önceye kadar süreleri kapsadığını görmekteyiz. Ağacın en üstüne baktığımızda bir iç grup ve bir dış grubun olduğunu, ABC taksonları ve dış grupta ise bir taksonun olduğunu toplamda ise dört taksona ait bir kladogramın olduğunu görmekteyiz. Ağacın en altından yukarıya doğru bu taksonları ayıran 12 karakterin soy hatları üzerinde siyah kutular olarak yerleştiği görülmektedir. Her kutunun yanındaki numaralara dikkat edelim. Bu karakterlerin bazılarının bir kere Bunlar 1 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 numaralı karakterler. Bazılarının iki kere, 12 ve bazılarının ise daha fazla tekrarlandığı görülmektedir. Buradaki 2 numaralı karakterin olduğu gibi. Bir karakter ise şurada olduğu gibi Eksi 2 olarak ağaç üzerinde yazılmıştır. Şimdi bu karakterleri en alttan başlayarak yukarı doğru isimlendirelim. İlk karakterimiz plaziyomorfik karakterlerdir. Plaziyomorfi belirlenen atasal karakterlere denir. Taksonların paylaştıkları ortak atasal karakterlere sim veya sin plaziyomorfi denir. Ağaç üzerindeki 1, 3, 4, 5 numaralı karakterler simplaziyomorfik karakterlerdir. 1 numaralı karakter iç grup ve dış grubun plaziyomorf yani atasal karakteridir. Çalışmak istediğimiz taksonlar iç grup olarak kabul edilir. Ve bu taksonlara ait 12 karakterin hangisinin atasal olduğunun belirlenebilmesi için bu taksonlara benzer başka bir takson ise dış grup olarak kullanılır. İki numaralı karakter B ve C ve dış grup taksonlarındaki soy hattında olmasına karşın yaklaşık 65 milyon yıl önce B soy hattından ayrılan yani şuradan ayrılan A taksonu soylarında bu karakter kaybolmuş ya da körelmiştir. O yüzden eksi 2 olarak yazılmıştır. Ağaç üzerindeki 3, 4 ve 5 numaralı karakterler ise A, B, C taksonları için simplaziyomorfik karakterlerdir. Bu 3 takson için 250 ve 200 milyon yıl arasında şu aralıkta yaşayan ortak soylarda şuradaki soylarda ve soy hattında ortaya çıkmış ve günümüzdeki bu üç taksonda da halen görülen karakterlerdir. Bir diğer karakterimiz de apomorfidir. Apomorfi türemiş ileri karakterlere denir paylaşılan apomorfik karakterlere sin apomorfi denir. Ağaç üzerindeki 6, 7 ve 8 numaralı karakterler sin apomorfik karakterlerdir. Bu karakterler atasal karakterlerden sonra günümüzden 200 ve 65 milyon yıl aralığındaki soy hattında yaşayan bireylerde ortaya çıkmıştır. A ve B taksonlarında günümüzde bu karakterler mevcut iken C ve dış grup taksonlarda 6, 7 ve 8 numaralı karakterler görülmemektedir. Bir diğer karakterimiz otoapomorfidir. Bazı iç grup taksonlar arasındaki karakterlerdir. Ağaç üzerindeki 9 10 ve 11 numaralı karakterler otoapomorfik karakterlerdir. Bu karakterlere baktığımızda 9 numara sadece C soy hattında 10 numara sadece B soy hattı üzerindeki bireylerde ve 11 numaralı karakter ise sadece A soy hattı üzerindeki bireylerde gözlemlenmiştir. Filogenetik sınıflamada daha önceki derslerimizde de bahsettiğim gibi önemli bir konu analojiyi homolojiye karıştırmamaktır. Bu nedenle bu terimler üzerinde biraz durmamız gerekir. Homoloji sonucu oluşmayan benzerlikler homoplazi olarak adlandırılır. Bazen analoji olarak da adlandırılmaktadır konvergersi veya paralel evrimden kaynaklanan ve klasik açıdan yararsız benzerliklerdir. Ağaç üzerindeki 12 numaralı karakter homopleziye örnek oluşturan bir karakterdir. 12 numaralı karakter iki kere tekrarlandığını görüyorsunuz. 6, 7 ve 8 numaralı karakterler klat A ve B'yi aynı ortak kökene yerleştirmiştir. 6, 7 ve 8. Klat C ve B'deki benzerlik konvergensi olarak yorumlanabilir. Konvergensi farklı iki canlının aynı ortamda bulunmasından dolayı benzer karakterler göstermesidir. Buradaki 12 numaralı karakter B ve C taksonlarının birbirlerine daha yakın olmasına neden olmuştur. A taksonu ise B ve C taksonuna göre klat üzerinde en dışta yer almıştır. Konvergensiye örnek olarak Eforbiase ve Cactaceae familyasından resimlerde gördüğünüz türleri verebiliriz. Bu iki tür diğer tüm özellikleri farklı olmasına karşın kurak ortamlarda evrimleştikleri için sukulent ve dikenli bir görme sahip olmuşlardır. Homolog ve analog karakterleri bir daha tekrarlayarak analojiyi yani homopleziyi ne olduğunu anlamaya çalışalım. Kökenleri aynı, görevleri farklı olan yapılar homolog karakterler olarak adlandırılır. Homolog yapılara örnek olarak insan kolu ile Balina'nın yüzgeci, bitkilerde ise kaynana dilindeki dikenler ile selvilerdeki gövde üzerindeki pulsu yapraklar verilebilir. Analog karakterler ise kökenleri farklı, görevleri aynı olan yapılardır. Analog yapılara örnek olarak arının kanadı ile kuşun kanadı verilebilir. Bitkilerde ise melecan, bezelye ve asmalardaki tendiller verilebilir. Analojide karakterlerin oluşumu farklı yapılardan, kökenden oluşmaktadır. Bu onların bir yere tutunarak yükselmesini sağlar. Çünkü bu bitkiler gölge yerlerde evrimleşmişlerdir ve güneşe erişmek için yanlarındaki daha yüksek ve gölge yapan bitkilere ya da yapılara tutunarak yükselmeleri için tendriller oluşturmuşlardır. Bu tendrillere bakarak bu canlıların aynı soy hattından geldiğini söylemek bizi yanıltır. Çünkü burada da gördüğünüz gibi bunlardan bir tanesi stipüllerden, bir tanesi yapraklardan bir diğeri de gövdeden gelişen ve köken alan yapılardır. kladistik sınıflamada kullanılan kladogram üzerinde bazı farklı durumlar bulunmaktadır. Bu durumları yukarıdaki şekilde inceleyelim. Kladogram üzerinde günümüze en yakın zamanda birbirinden ayrılan soy hatları üzerindeki taksonlara burada gördüğünüz B ve C taksonlarına kardeş taksonlar denir. kladistik sınıflamada kullanılan kladogramlarda bazen 2'den fazla takson birbirine kardeş taksonlar olabilir. Burada gördüğünüz gibi D, E ve F taksonlarındaki gibi. Bunun sebebi kullanılan karakterlerin taksonları ayırt edebilmesi için yetersiz olmasıdır. Bu durumda şekilde görüldüğü gibi bir nottan 2'den fazla soy hattı çıkmaktadır. Bu duruma politomi denir. Kladogramlar üzerinde yer alan taksonlar aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 3 farklı şekilde gruplandırılarak adlandırılır. Bu gruplar monofiletik grup, Parafiletik grup ve polifiletik gruptur. Monofiletik grup tek bir soy hattından gelerek oluşan kladistik gruplardır. Burada gördüğünüz gibi tek bir soy hattından gelen ABC bir monofiletik grup oluşturmaktadır. Parafiletik grup tek bir soy hattından gelmesine karşın tüm taksonları içermeyen kladistik gruplardır. Burada gördüğünüz gibi D, E, F ve G tek bir soy hattından gelmesine karşın kladistik ağacımızın üzerinde D, E ve F sadece bir grup oluşturmuştur. O halde oluşan bu grup parafiletik bir gruptur. Polifiletik grup ise birden fazla soy hattından gelen taksonların oluşturduğu gruplardır şekilde gördüğümüz gibi D, E, F ve G tek bir soy hattından, C ise başka bir soy hattından gelen taksonlardır. C, D, E, F ve G kladistik ağacımızın üzerinde bir grup oluşturuyor ise o halde bu gruba polifiletik grup demekteyiz. Bu gruplandırmaları bir familyayı oluşturan cinsler polifiletiktir. Bir cinsi oluşturan taksonlar monofiletiktir şeklinde değişik kaynaklarda duyabilirsiniz.